Pastane açması tarifi yapıyorum. Hemen 1 kilogram unla olaya başlamak istiyorum. 1 kilo unu koyuyorum. Şimdi bu bardağa ben 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı şeker. Şeker mi? Şeker, sıcak su. Sıcak su koydum ve şimdi içine bir dakika, içine maya koyacağız. İçine de mayayı koyuyorum. Hayır, maya. 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 İyi, anne döktü hep bu arada. Sana bakarken, şimdi size gösterirken tabii bu arada kızıma dönüp konuşuyorum aslında ben. Biraz ilginç gelecek size ama %90 böyle yapıyorum. O yanımda olduğu zaman ona konuşuyorum çünkü. Kendi kendime konuşmuş olmamak için. İki yemek kaşığı şekerle karıştırıyorum. Şimdi ben tipik pastane poğaçası yapmak istiyorum ama nerede takıldım biliyor musunuz? Şöyle bir soru işareti oluştu. Şimdi şu bir bardak mayayla, şekerle onu koyuyorum. Ve tuzunu da ilave edeceğim hemen. Tuz bir yemek kaşığı yapacağım. Ya da yarım yemek kaşığı, şöyle bir yapayım. Bu kadar. Ya gözüme niye az geldi? Biraz daha, ay! Biraz daha derken biraz fazla oldu tabii. Yalnız neyde sorun var? Ben tipik pastane poğaçası yapmak istiyorum ve margarin ya da diğer yağ kullanılıyor. Ben ama sadece tereyağı kullanıyorum. Ve benim elimde iki tane tarif var. Bir tanesi benim yengemden aldığım bir tarif ve her zaman harika tutuyordu bu. Baba. Bunda 300-400 gram margarin var yalnız. Şimdi ben de ne yapacağım o zaman biliyor musunuz? Tereyağı kullanacağım. Ve yengemin tarifinden gidiyorum. Bakalım tereyağıyla. Hop. Bir yumurta. Bakın nasıl kırdım. Çay bardağı da sıvı yağ. Şimdi artık karıştırmaya başlıyorum. Bütün malzemeler tamam. Şimdi biraz önce bir su bardağı koymuştum ve bir su bardağı daha sıcak su ilavesi yapıyorum ben bu arada. Ben biraz suyu fazla kaçırdım. Çünkü iki su bardağı ve benim su bardaklarım çok fazla büyüktü. O yüzden şimdi biraz un ilavesi yapacağım. Bu arada kızım ve eşim resmen bana şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Suikast değil. Bir şey işte. Neyse. Şimdi ben biraz hafif, çok hafif bir un serptireceğim. Çünkü hamur
Hamur çok... Ay hamur çok güzel olmuş. Ama biraz fazla cıvık. Koyabildim. Evet, azıcık un. Şöyle bir serpiyorum sadece. Maria. Nasıl söyleyemediğim adınsa gizli kapaklı. Afiyet olsun. Ay şimdi. Mama uy. Hamur bayağı bir. Ya hala şey çok yumuşak ya. Ya ben bunu elimde yapmıştım yıllar önce. O da ne? Bu un. Şey mi? Bu un. Bu da ne? Bu un. Dalında çiçeği kurutursa, yar benden utanırsa, düşündüm düşümden ayrı kaldım. Aslında arkadaşlar bir tane de kek yaptım ama onun bitişini yaparım. Görünmüyor zaten. En dışarı. Seslerden de belli olduğu gibi ailecek kocaman öksürük, orta öksürük ve küçük öksürük olmak üzere 3 kişi de biz mutfaktayız şu anda. Şimdi ben bir türlü emin olamıyorum hamurun kıvamından. Dediğim gibi ben yaptım bunu ama yıllar önce yaptım bu tarifi. Şimdi hamur aslında çok cıvık. Emin olamıyorum. Bir türlü emin olamıyorum. Biraz daha un katacağım galiba. Evet, biraz daha un katacağım. Serpip. Atıyorum hayatım çünkü çok çok yumuşak oldu hamur. Ben bu kadar yumuşak istemiyordum. Tamam şimdi yoğuruyorum tekrar. Sıyrılıyor biliyor musunuz şeyden? Öyle mi? Evet. Aç. Açtım. Şimdi şunu şöyle çekelim. Gitsin benden. Neyse. Şimdi ben bunu ufak bezeler haline getireceğim hemen. Evet. Evet böyle böyle. Yapacağım. Evet sen de yapacaksın. Pis olmadı işte o bir şey olmaz öyle pis saymıyoruz biz onu. Ama biz pis demiyoruz öyle. Evet, evet yoğur. Evet. Şimdi şöyle hamurdan koparalım şöyle. Şöyle böyle böyle böyle. Böyle sen de kopar. Böyle yuvarlak yuvarlak. O çok küçük oldu ama. Ama bu çok küçük. Bu çok fazla küçük oldu. Çok küçük. Biraz daha büyük alalım. Biraz daha böyle en azından. Sen al, sen kendin yap. Çok küçük ama biraz daha büyük. Hadi. Hadi var bana mı ya?
Yaptım. Öyle değil, hayır öyle değil. Deyi kapaklı sevda türküleri tuttursam da ben telli duvaklı yanına. Evet, bu şarkı. Evet, bu şarkı. Seviyorum. Nasıl yaptığını göstermek istiyor sana. Yavaş yavaş. Tamam. Ağaçta çiçeği kurutursa, yar benden utanırsa. Düşümden ayrı kaldım. Nereye? Hayır. Bunların içine koyuyoruz. Evet, şimdi üzerlerine yumurta sarısını sürüp fırına sürme zamanı geldi. 170-180 derecede fırına atacağım. Hamur çok güzel oldu. Bir ara demiştim ya, biraz fazla mı acaba, sulu, biraz cıvık mı diye. Ondan sonra kattığım un çok güzel bir hamur elde etmemi sağladı. Hamurun kıvamı gayet iyi oldu gerçekten de. Bazıları... Ben kızımla yaptığım için her taraf biraz peynir oldu. Biraz önce kameranın çekmediği bölümlerde attım ve tereyağı aslında margarin yazıyordu ama margarin ben yok evime almıyorum kesinlikle. Poğaçalarım hazır. Kaç tepsi? Şöyle 1 kilo undan. Biraz sonra serpmiştim ama. Kaç tane çıktı bakalım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31 tane çıkmış toplam. Bu ikinci tepsi. Yine çok gördüğünüz gibi ne kadar simetri müthiş bende. Ve böyle bir tane de şunu da şöyle göstereyim. Bir tane de böyle yuvarlak tepside koymuş oldum. Evet.